Mehdi ile alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ifadesi, hadisi, hadis şefler var bu konuda. Mehdi geleceği ile alakalı elbette ki gelecektir. Ama tabi şu zaman gelecek, bu zaman gelecek. Şimdi kalkıp da tarih yazmak bilenler bunlar Mevla tarih işleridir bunlar. Ama biz Mehdi gelecek diye değil, biz normalde dinimizi en güzel şekilde yaşayıp yaşatma hususuna mükellefiz. Geldiği zaman da askerliğine mükellefiz. Ama kesinlikle gelecek. Efendimiz'in ifadesiyle. İsa Aleyhisselam Sema'dan inecek, Mehdi Erdoğan gelecek. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bildirmesiyle bunlar bilinen şeylerdir. Hadis-i Şeriflerde bunlar mevcuttur. Amma ve lakin, bizim işimiz vazifemizi yapmak, onlar gelse de gelmese de vazifemizi hakkıyla yerine getirmek, çalışmak, mücadele vermek. Şu anda gelmediler diye biz bekleyemeyiz yani. Hadi gelsin bakalım filan. Değil. Biz vazifemizi yapacağız. Mücadelemizi yapacağız. Çalışmamızı göstereceğiz. Çünkü en netice onlar da geldi bize Allah bir diyecek. Beş vakit namaz diyecek. İslam diyecek. Vazifelerimiz zaten belli. Ama onlar geldiğinde sen bugün gerçekten vazifeni yapıyorsan çünkü bakın şurası çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik kendisine gelmeden önce Yahudiler, Hristiyanlar şu ifadeyi kullanıyor. Çünkü Tevrat'ta da görüyorlar peygamber geleceğini. İncil'de de görüyorlar. Tevrat'ta ve İncil'de gördüklerinden dolayı diyorlar ki bir peygamber görecek bize o peygamberle beraber o mecusilere puta tapanlara diyorlar ki sizi da süreceğiz diyorlar. Puta tapanlara yani. Sonra peygamberimiz geliyor o bekleyenlerin hemen hepsi inkar ediyor. Bak bekliyorlardı aslında. O puta tapanlar, Esra Hazret Kabili'leri, birbirine kanlıydılar. Onlar iman ettiler. Peygamber'e iman ettiler. O Yahudi Hristiyanlar kabul etmediler. Daha sonra kabul edenler, aralarında Hristiyanlar var. Ama genel anlamda kabul etmediler. O yüzden yani kalkıp da Mehdi gelecek. Ben Mehdi'yi bekliyorum. Bunlar laf değil. Sen vazifeni yap, geldiğin zaman asker olmasını bil. Ama sen vazifeni yapmazsan, geldiğin zaman asker olma durumun yok. Olamazsın yani. O yüzden dolayı biz tarih söyleyemeyiz. Tarih bekleyemeyiz. Şu zaman gelecek, bu zaman gelecek. Öyle. Alametleri var mı? Elbette ki var. Alametlerin çoğu ortaya çıkmıştır. Alametler çoğu ortaya çıkmıştır. Olabilir. Ama bu alametlerin çoğu ortaya çıktı diye yarın çıkacak gelecek manasını yapmaz. Gelmez. O yüzden dolayı tekrar ediyorum. Biz vazifelerimizi yapmalıyız. Ve inşallah da eğer Mehdi geldiğinde de asker olmayı bilmeliyiz. İnşallah.